Haluk'u hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Bugün konumuz nedir? Bugün seçimler üstüne bir program yapalım istedik. O zaman başlıyorum ilk soruyla. Cumhurbaşkanı nasıl seçilir? Şimdi şunu söylemek gerekir. Seçimde cumhurbaşkanları adayları arasından salt çoğunluğu kazanan aday cumhurbaşkanı olarak seçilir. Şimdi salt çoğunluk ne demek? Buna bir değinmemiz gerekir. Salt çoğunluk adaylar arasından %50'den fazlasını alabilen aday salt çoğunluğu kazanmış demek oluyor. Yani seçmenlerin %50'sinden en az bir fazla oyunu alan Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı olarak seçilir. Peki %50'den fazla oy alan bir cumhurbaşkanı aday olmazsa ne olacak? Şimdi biz buna zaten ilk tur ve ikinci tur diyoruz. İlk tur dediğimiz 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim. İlk turda eğer ki herhangi bir cumhurbaşkanı adayı %50'den daha fazla oy alamazsa ikinci tura kalacak seçim. İkinci turda tam olarak 2 hafta sonrasında 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. 28 Mayıs 2023 tarihindeki seçime de katılabilecek adaylar ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday. Yani ikinci turda bu 2 aday yarışacaklar ve yine salt çoğunluğu kazanan burada kazanmış olacak. Zaten 2 adayın yarıştığı yerde salt çoğunluğu kazanmamak mümkün değil. 2 aday yarışa giriyorsa bunlardan bir tanesi illaki %50'den fazla alacak demek oluyor. Olacağını sanmıyorum ama yine de ikinci seçime katılmaya hak kazanan adaylardan birisi herhangi bir nedenle seçime katılmazsa ne olacak peki? Herhangi bir nedenle ikinci tura katılan 2 adaydan bir tanesi seçime girmezse eğer ilk turda en çok oyu alan üçüncü aday ikinci turda da katılacak demek oluyor bu. Ama bu zaten çok karşılaşabileceğimiz bir durum değil, ölüm gibi sebepler dışarısında. Bu arada kimler cumhurbaşkanı olabilir? Şimdi cumhurbaşkanı olabilmesi için bir kişinin ilk önce 40 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunun dışında yüksek öğrenim görmüş olması gerekiyor. Yani bir üniversite mezunu olması gerekiyor. Bunun dışında da aradığımız üçüncü son bir şart da milletvekili olma şartlarını zaten taşıyor olması gerekiyor bu kişinin. Siyasi gruplar dediğimiz, bizim aslında medyadan ittifaklar olarak bildiğimiz bu siyasi gruplar bir aday öne çıkartabiliyorlar. Eğer ki bir siyasi parti bir ittifak dahilinde değil de kendi başına bir aday çıkarmak istiyorsa bir önceki seçimde geçerli oyların en az %5'ini almış olması gerekiyor. Yani sizin bir siyasi partiniz var. Geçen milletvekili seçimlerinde, geçtiğimiz genel seçimlerde %5'ten fazla geçerli oy aldıysa eğer bu siyasi partiler aday gösterebiliyorlar. Aynı zamanda ittifaklar aday gösterebiliyorlar. Eğer ki bir cumhurbaşkanı adayı partilerden bağımsız olarak veya partisi eğer ki geçtiğimiz seçimde %5'ten fazla bir oy alamadıysa veyahut da daha yeni kurulan bir parti olması sebebiyle ilk defa seçimlere girecekse bu şartları taşımadığı için bağımsız aday çıkartabilirler. Bağımsız aday olmak için de gerekli olan koşulumuz şu: bağımsız adayın YSK'nın belirlediği zaman dilimi içerisinde seçmenlerden 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenlerden 100 bin imza toplayan her vatandaş, eğer ki cumhurbaşkanı olma şartlarında taşıyorsa tabii ki, cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan 2 seferdir cumhurbaşkanlığı yapıyor. Farz edelim ki seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu durumda cumhurbaşkanı olabilecek mi peki? Seçilecek cumhurbaşkanı göreve 5 yıl süreyle geliyor ve bu 5 yıl sürelik görevi en fazla 2 dönem yürütebiliyor. Yani bir kişi cumhurbaşkanlığını en fazla 2 dönem yürütebiliyor. Bunun tek bir istisnası var. Eğer ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle beraber seçimleri yenileme kararı alırsa 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olan kişi bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapabiliyor. Ama seçimleri meclis yenilemedi. Yani bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı yeniledi. Bunda bir problem yok, değil mi? Bir kişinin en fazla 2 dönem cumhurbaşkanı olabileceği anayasayla korunan bir hüküm. Fakat bunun istisnası dediğim gibi meclisin seçimleri yenileme kararı almasıyla ancak mümkün. Fakat bizim durumumuzda Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart 2023'te imzaladığı kararnameyle seçimleri aslında meclis yenilemedi, kendisi yeniledi. Dolayısıyla burada şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zaten hali hazırda 2 dönemdir Cumhurbaşkanı. Anayasamız diyor ki seçimler meclis tarafından yenilenirse 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olan kişi 3. dönemde cumhurbaşkanlığı yapabilir diyor. Bu durumda karşımıza şöyle bir problem çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kendisi yenilediği zaman 3. dönem cumhurbaşkanlığını yapabilecek mi? Normal şartlarda buna hayır dememiz gerekir. Fakat bunun cevabını evet olarak veren hukukçular, vatandaşlar şunu savunuyorlar. Diyorlar ki 2017'de yapılan referandumun sonucunda rejim değişikliği oldu 2018'den itibaren ve Recep Tayyip Erdoğan bu
çerçeve altında 2018'den itibaren bugüne kadar birinci dönem cumhurbaşkanlığını yaptı diyorlar. Yani rejim değiştiği için rejimin değişmesinden önce yaptıkları bir dönemlik cumhurbaşkanlığını farklı bir kavram olarak ortaya alıp artık eğer ki bu seçimleri kazanırsa ikinci dönem cumhurbaşkanlığını yapacak diyorlar. Fakat bu tabii ki tartışmalı. Zaten gündemde de oldukça yer edinen bir konu bu. Bunun cevabını verecek olan taraf anayasaya uygunluk denetimini yapmakla yükümlü olan Anayasa Mahkemesi'dir benim nezdimde. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Çünkü ortada anayasa açık, kurallar açık. Bu kuralları eğerek bükerek çok fazla bir tartışma yapmaya gerek yok. Çünkü açık kurallar üstünde yapılacak bir tartışmanın sonucu her zaman aynı noktada sonlanır. Bunun kararını vermesi gereken organın ben Anayasa Mahkemesi olduğunu düşünüyorum. Seçimin yenilenmesi kararı alınırsa mevcut Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder mi? Şimdi zaten seçimin yenilenmesi kararı alındı. 10 Mart 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile beraber. Tabii devam ediyor zaten şu anda da içerisinde bulunduğumuz süreçte olduğu gibi. Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayana kadar var olan Cumhurbaşkanı görevine devam ediyor. Aynı zamanda şöyle de bir akıl karışıklığına sebep olabileceği için açıklama gereği hissettim. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verdiği zaman meclisi feshetmiş olmuyor. Yani dolayısıyla meclis de tekrardan seçilene kadar milletvekilleri görevine devam ediyor. Seçim yasasında yapılan değişiklikler ne zaman uygulamaya geçer? Seçim yasasında yapılan değişiklikler, değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasını takip ettiği bir sene içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Şimdi muhtemelen bunu şunun için soruyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü gündemdeki konu bu. Siyasi partilerin milletvekili seçiminde %10 barajı olduğunu biliyorduk. Fakat seçim yasası bu noktada değiştirildi ve bu baraj %10'dan %7'ye çekildi. Muhtemelen sorduğunuz soru buna ilişkindir diye düşünüyorum. Milletvekili seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün mü? Evet, Cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçimi aynı gün yapılacak. Bu ne demek oluyor aslında? Biz daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz üzere devlet 3 sac ayağı üstünde kurulu. Yasama, yürütme, yargı. Şimdi biz aslında neyi seçmiş oluyoruz aynı gün içerisinde? Hem yasamayı, yani meclisin içindeki milletvekillerinin tamamını seçmiş oluyoruz, hem de yürütmeyi, yani Cumhurbaşkanı'nı seçmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu seçimler gerçekten önemli. Özellikle de aynı günde yapılmasının da şöyle bir önemi var. Devleti oluşturan 3 temel sac ayağından ikisini biz seçim günü seçeceğiz. Peki seçime giren siyasi partilerin baraj hesaplaması nasıl yapılıyor? Şimdi biz artık bu sistemde hem siyasi gruplardan, yani ittifaklardan bahsediyoruz, bir de ittifaka dahil olmayan diğer siyasi partilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların ikisini de ayrı ayrı incelemek gerekir. Eğer sizin siyasi partiniz bir ittifaka üye ise bu ittifakın %7'yi geçmesi yeterli. Fakat eğer sizin siyasi partiniz bir ittifaka üye değilse sizin siyasi partinizin bağımsız olarak %7'yi geçmesi lazım. Şimdi bu baraj dediğimiz sistemi daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Eski sistemde nasıldı? Biz 100 kişiyiz diyelim. 100 kişiden ben 10 kişinin oyunu alıyorum. 10 kişinin oyunu aldıktan sonra benim artık meclise girmeye hakkım var siyasi parti olarak. Fakat yeni sistemde artık, yani %7 barajına indirildiği için, ben artık 100 kişiden 7 kişinin oyunu almam meclise girmem için yeterli hale geldi. Dolayısıyla eğer ben bağımsız bir siyasi partiysem benim siyasi partimin %7 oy oranını alması gerekiyor. Eğer ben bir ittifaka dahilsem bu ittifakın %7'yi alması yeterli. Ben aslında çok düşük bir oy alsam bile barajı geçmiş sayılıyorum. Yani çok düşük bir oy aldığınız zaman da milletvekili çıkaramama ihtimaliniz var. Yani barajı geçmiş olursunuz ama milletvekili yine çıkartamayabilirsiniz. Örneğin bir parti hangi şartlar altında seçime katılabilir? Bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için seçimlerden 6 ay önce illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş olması ve bir büyük kongreyi gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan siyasi partiler de seçimlere katılabiliyor. Şu an son durumda YSK'nın açıkladığına göre 36 tane siyasi parti bu şartları hali hazırda tamamladığı için seçime 36 siyasi partiyle beraber girilecek. Herhangi bir şartta seçimin iptal edilme ihtimali var mı? Şimdi şu noktadan sonra, geldiğimiz bu noktadan sonra seçimlerin ertelenmesi için tek bir mevcut olasılık söz konusu olabilir. O da eğer ki meclis bir savaş durumunu ilan ederse, savaş durumunda meclisin kararıyla seçimler bir yıl ertelenebiliyor. Bunun dışında pek bir seçenek yok. Propaganda dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Propaganda dönemi aday listesinin kesinleştiği tarihten itibaren başlıyor ve seçimin yapılacağı günden önceki gün akşam 6'ya kadar devam ediyor. Bu propaganda dönemine ilişkin en önemli husus şu, YSK ve TRT birlikte Türk televizyonlarında seçim propagandalarının eşit yapılmasını sağlamak zorunda. Bunun sorumluluğu YSK ve TRT'de.
Cumhurbaşkanı seçildi. Sonraki süreç ne? Göreve ne zaman başlıyor? Kesin sonuçlar YSK tarafından meclise ve Cumhurbaşkanlığına bildiriliyor. Kamuoyuna ilan ediliyor ve resmi gazetede yayınlanıyor. Ardından YSK seçilen Cumhurbaşkanı adına bir tutanak düzenliyor. Ardından bu düzenlenen tutanak meclis başkanına sunuluyor. Bu tutanak da meclis başkanı tarafından seçilen Cumhurbaşkanına veriliyor ve and içme töreni yapılıyor. Ne zaman yapılıyor dersek de seçimden sonra meclisin ilk toplandığı günden itibaren 3 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Haluk Bey teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.